Merhabalar. Bu videomuzda 2,5 eksen bir parçayı nasıl işleyeceğimizden bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle modelimizi import geometriden hangi yoldaysa, hangi uzantıdaysa uzantımızı belirliyoruz. Ve daha sonra parçamızı seçip datamızı direkt NC'de açabilmek için buradan import NC seçeneğini işaretleyerek NC'yi alıyorum. Datam CAM ekranıma geldikten sonra ben kendime yeni bir UCS atamak için buradaki NC setup'ı siliyorum en başta. Daha sonra UCS oluşturma seçeneklerinden Center of Geometry'yi alıyorum. Center of Geometry'yi eğer modelimiz X, Y, Z eksenlerine düzgün bir şekilde oturmuşsa burada kullanıyoruz. Bunun haricinde eğer kullanılması gereken, atılması gereken bir UCS varsa farklı şekillerde atabiliyoruz. Farklı videolarımızda bunlardan da bahsederiz. Buraya geldim. Yeni bir UCS'mi konumlandırıyorum. Ve bu UCS'yi attıktan sonra buradan UCS'me bir isim verebilirim. Bu isim verdikten sonra UCS'mi aktif ediyorum. Aktif işleminden sonra da onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranda referans 01 UCS'si aktif oldu. Şurada UCS Manager'a gelerek modelin lambasını kapatıp onaylıyorum. Daha sonra NC Setup Part ve stok geometrilerini oluşturacağım. Stok geometrilerini oluştururken burada çeşitli şekillerde stok oluşturabiliriz. Benim kullanacağım stok oluşturma yöntemim modelime offsetli bir şekilde bir stok geometrisi vereceğim. Bunu kullanırken get kısmına geçiyorum. Get kısmına geçtikten sonra wireframe'in altında object split diye bir seçeneğimiz var. Buraya geliyorum. Orta tuş. Buradan other'ı seçip ve kendime referans bir düzlem belirliyorum. Bu düzlemi belirledikten sonra onayladığımda burada parçanın en dış hattı neresi ise oradan bir kontür geometrisi veriyor. Ben bunu stok geometrisini verirken kullanacağım. Stok seçeneğine tıklıyorum. Buradan bounding box yerine geliyorum. Kontür seçeneğini alıyorum. Ve save kontür diyerek kontürümü belirledim. Orta tuş diyorum. Onaylıyorum. Daha sonra buradaki referans noktalarımı veriyorum. Artı 5'ten örnek veriyorum. Nereye kadar? Şuradan sarı okları alıp direkt parça üzerinden referans noktada seçebilirsiniz. Nereye kadar gelsin? Eksi 55 dedim ona da. Onayladım. Görmüş olduğunuz gibi bir stok geometrisi oluşturdum. Bunu yaparken şöyle de yapabiliriz. Şurada Ctrl Offset seçeneği vardır. Ctrl Offset seçeneğine gelerek 5 deyip onayladığımızda görmüş olduğunuz gibi geometriyi dışarıya doğru 5 mm offsetli şekilde bir stok geometrisi oluşturduk. Bu işlemden sonra toolpad güvenlik mesafemizi de oluşturduk. Onay verdim. Prosedür. Burada kullanacağımız seçenekler ilk önce dışını ve üstünü temizlemek olacak. Bunları yaparken neyi kullanacağız ya da buradaki temizleme işlemlerini yaparken nelerden bahsedeceğim? Şimdi ilk önce dışını döneceğimiz için şurada benim bir tane hazır kontür geometrim zaten mevcut. Geliyorum 2,5 eksen operasyonlardan profil close kontür seçeneği. Profil close kontür seçeneğine geliyorum. Kontürümü seçiyorum. Tanjantından ve bunun dışından gezecek. Eğer buna bir temizlik pasosu bırakacaksak buradan kontür offset değerine değer girebiliriz. Onay verdim. Takım kısmına geliyorum. Kendime bir tane takım yapıyorum. 20 düz dedim. Flat düz olacak. 20'lik takımım. Onay verdim. Tool trajektoriye geldim. Buradan giriş çıkışlarımı ayarlayabilirim. Approach Extract'tan. Daha sonra aşağıya doğru geliyorum. Burada Tool trajektori kısmı mevcut. Burada başlayacağımız nokta 5 mm'den nereye kadar? Şuradaki noktaya kadar. X50'ye kadar. Down step'imiz şu an için önemli değil. Bir bir girsin diyorum ben. Bir bir işlem yapsın. Ve buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra burada makine parametrelerimiz mevcut.
Burada kullanmak istediğiniz makine parametrelerini aktif ettikten sonra işlemlerimizi verebiliriz. Sağ tuş hesapla diyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk olarak referans noktası nereden başladıysa oradan giriş çıkış noktasını veriyor. Eğer bu giriş çıkış noktasını değiştirmek istiyorsanız kontür kısmına gelip burada start point seçeneği var. Start point seçeneğini kullanarak da farklı bir noktayı giriş çıkış yeri olarak sağlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi biraz önceki giriş çıkış mesafesi yolu buradayken şimdi artık buraya getirmiş olduk. Bu işlemden sonra stoğumuz şu şekilde şu hale almış oldu. Bu aşamadan sonra eğer dilerseniz üst temizliğini yapabilirsiniz. Yukarıdaki kalan stok geometrisini temizlerken. Bunu yapmanın da çeşitli yolları yine mevcuttur. Prosedüre geliyorum ben. Burada yine 2.5 eksenin altında bucket paralel seçeneğimiz var. Ya da spiral cut seçeneğimiz var. Hangisi sizin geometrinize uygun olacaksa. Benim geometrim için burada bucket spiral seçeneği daha uygun olacağını düşünüyorum. Ve bu aşamadan sonra yine 20'lik takımımı kullanacağım. Takım seçmekle herhangi bir şey uğraşmıyorum. Part kontür, kontür geometrim aynı olacak. Kontür geometrimin eşittirine tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi içinde çalışacak takım diyor. Hayır, ben diyorum ki takım bunun merkezine kadar gelsin ya da in deyip yine dışarıya doğru offset verebilirsiniz. Çünkü stoğumuzdan bir miktar dışarı çıkmamız gerekir. Onay verdim. Onay işleminden sonra motion parametre seçeneğine geldim. Giriş çıkışlarımız mevcut. Giriş çıkışlarımızı ayarlayıp değiştirebiliriz buradan. Eğer burada rampalı bir şekilde girmek istiyorsak buradan rampalı girişimizi verebiliriz. Açılı bir şekilde girmesini istiyorsak örneğin buraya 2 dediğimiz zaman rampalı bir şekilde girişini sağlayacak. Daha sonra Z'in nereden nereye kadar işleyeceğini 5'ten 0 noktasına kadar işleyeceğini 20'lik takım 12 yana kayacak. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye işlesin istiyorum. Şimdi bunu hesaplattığımız zaman karşımıza çıkan takım yolunda görmüş olduğunuz şuradan bir giriş hareketini yapıp parçayı bu şekilde işlemeye çalışır program. Peki biz takım yolumuzun dışarıdan girmesini istiyorsak ilk başlangıç noktasını bunun için yapmamız gereken işlem Enter Endpoint'in altında bulunan Auto seçeneğini User Defined yaparak buraya gelen seçenekten kendimize bir referans noktası belirlemek. Seçmiş olduğumuz noktayı giriş noktası olarak kabul eder. Biz ne istiyoruz? Takımımızın dışarıdan giriş yapmasını istiyoruz. Bunu sağlıklı bir şekilde burada yapabilmek adına şurada görmüş olduğunuz gibi Delta From Point deyip seçeneğimiz mevcuttur. Delta From Point'i alıyorum ve şuradaki noktaya tıkladığım zaman Delta, X, Y, Z seçenekleri geliyor. Ben takım yolumun dışarıdan başlamasını istediğim için Y'ye geliyorum. Eksi 15 diyorum. Ve onay penceresinden onayını veriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi takımı bu mesafeye attı. Ve bunu yaparken nasıl dışarıdan işlesin dedik. Evet. Orta tuş ve daha sonra tekrardan hesapla işlemi dedik. Bu işlemden sonra görmüş olduğunuz gibi takımımız dışarıdan girişini yaparak işleme işlemini sağladı. Şu aşamada görmüş olduğunuz gibi parçamızın etrafını ve üst temizliğini yapmış olduk. Bundan sonra sırayla geriye kalan yerlerdeki boşaltmaları yapacağız. Bu boşaltmaları yaparken bizim buralara uygun kontür geometrileri elde etmemiz gerekecek. Bu kontür geometrilerini elde ederken bize yardımcı olabilecek bazı seçenekler vardır. Peki, bunun için yine CAD kısmına geçiyorum. Biraz önce Object Studio seçeneğini kullanmıştık. Tekrar bunu kullanacağız. Dilerseniz şu alttaki seçeneği Hide diyerek arka plana atalım. Bu aşamadan sonra yine Wireframe, Object Silhouette, Geometriyi seçtim, orta tuş. Hatırlıyorsanız bir önceki seçenekte burasının adı yani sadece dış geometriyi bana ver demiştim. Şimdi de bana dış geometriyi eğer istemiyorsak, en dıştaki geometriyi zaten elde etmiştik hatırlıyorsanız burada. Gelip bana sadece içte kalan yerleri. Şuradan baktığımız zaman şunun geometrisini, şurada karşıda görebildiğimiz yerlerin geometrilerini de bize ver diyebiliriz. Bize yine bir referans noktası isteriz. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece bu geometrileri bize sınır olarak vermiş olduk.
Pekala. Burada şu an işleyebileceğimiz yerler şurasını belli bir mesafeye kadar burasını işlememiz gerekiyor. Fakat burasını işlerken şuraya kendimizin bir geometri oluşturmamız gerekiyor. Pekala. Bu geometriyi oluşturabilmek için bizim nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şurada dışarıda görmüş olduğumuz geometrileri sınırlarını belirlemek için şöyle bir yol izleyelim. Sketch diyorum. Kendime bir referans düzlem belirliyorum ve karşıma alıyorum. Daha sonra bunu karşıma aldığımda şurada benim bir edge geometri seçeneğim mevcuttur. Bu edge geometri ile burada elde etmek istediğim sınırlar nerelerse onları seçiyorum. Eğer bu alttakini seçiyorsa şöyle gelip şuradan bunu alalım yukarıya. Burasını seçtim. Şu şekilde geldim. Ve daha sonra şuradaki geometriyi de aldım. Bu geometriyi aldıktan sonra benim şuradaki geometriyi benim ötelemem, offsetlemem gerekiyor. Geliyorum buradan. Hadi geometriyi kapatalım. Offset dedim. Şu geometriyi ne kadar? 15 mm dışarıya öteledim. Onayladım offsetimi. Daha sonra burada line seçeneğim var. Geldim. Şu noktaları line seçeneğimle birleştiriyorum. Bununla herhangi bir işimiz kalmadı. Offsetlerken de remove yapabilirdik. Şurada da yapabiliriz. Bunu yaptıktan sonra bizim buradaki sketch geometrimiz tamamlanmış oldu. Onay veriyorum. Buradaki geometrimiz de tamamlandı artık. Eğer bu geometriyi diğer tarafa direkt aktarmak istiyorsak, yani geometrimizin diğer tarafında da aynı bu işlemden mevcut olduğu için direkt dilerseniz edit copy mirror diyerek bunu seçip şuradan şuraya göre merge of merge on ilişkileri kopar, ilişkileri bırak diye seçeneğimiz mevcuttur. Hangisini seçmek isterseniz. Buradaki gerekli sınır işlemlerini tanımladıktan sonra yapmamız gereken artık 2.5 eksen komutları kullanmak. Devam edecek olursak ilk önce şunun içerisinde kalan kısmı temizleyecek olursak burası ödür. Yine 2.5 eksen fakat spiral cut burada görmüş olduğunuz gibi. Buraya geliyorum. Bakın spiral cut part contour. Part contour de burada görmüş olduğunuz bu iki tane kontür geometrisi işlemimiz. Şu dış geometriyle herhangi bir işlemimiz kalmadı. Şimdi burada da şöyle bir şeyimiz mevcut. Şurada görmüş olduğumuz geometriler var. Ve bu geometrileri biz tek seferde işleyebiliriz. Farklı Z derinliklerini tek seferde işleyebileceğimiz için bunları buradan sağlayabiliriz. Bunu yapmak için şöyle bir şey oluşturmamız gerekiyor. From Z Value Edge Contour diye bir seçeneğimiz var. Bunu aktif ediyorum. Bu seçeneği aktif ettikten sonra burada kontürümü seçiyorum. Orta tuş diyorum. Ve eşit tirine tıklıyorum. Daha sonra Z Top, Z Bottom'larını belirliyorum. Z Bottom mesafesi nereye kadar? Şu alttaki noktaya kadar. Neresiymiş? Eksi 20. Eşit tirine gelip kapattım. Aynı şekilde diğer kontüre geliyorum. Seçtim. Orta tuş dedim. Eşittirine tıkladım. Nereden? Sıfırdan başlayacağız. Nereye kadar? Şu mesafeye kadar. Neresiymiş? Eksi 20. Tamam. Farklı bir geometrimize geldiğimiz zaman şurada bizim bir geometrimiz mevcut. Seçtim. Alttan yüzeyi. Orta tuş dedim. Geldim. Eşittirine tıkladım. Z tap mesafesi neresi? En üst. Yani bizim sıfır noktamız. Nereye kadar? -15'e kadar. Şurada görmüş olduğumuz iki tanesi zaten -20 idi. Bunlarda herhangi bir problem yok. Ama şurası -15. Tamam. Daha sonra geliyorum. Şurada benim deliklerim mevcut. Deliğimi seçtim. Orta tuş. Eşittirine tıkladım. Sıfırdan başlayıp ben şu en alttaki mesafeye kadar yani -50'ye kadar gelmesini istiyorum. Tamam. Sonra geliyorum. Burada diğer bir deliğim. Seçtim. Orta tuş. Eşittirine tıkladım. Yine nereye kadardı? Dilerseniz elle de ölçü yazabilirsiniz. -50 dedim burada da. Buradaki seçenekleri son olarak şurasını da seçelim.
Geliyorum buraya. Şu geometriyi de seçtim. Daha sonra orta tuş deyip bunun da eşittirini aktif edip nereden? Sıfırdan şu en alttaki nokta ne kadarmış? 10 noktanın derinliğini de belirlediğimiz zaman eksi 15'miş. Eksi 15'e belirledikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla kontür ve birden fazla z derinliğini belirledik. Şimdi işlememiz gereken burada neresi? Bu kontürlerin iç kısımları. Kontürlerin iç kısımlarını işleyeceğiz. Onaylıyoruz kontür geometrilerinin tamamını. Ve bu işlemden sonra kendimize bir takım belirliyoruz. Buraya geliyorum. Şurada 10'luk bir tane takımımız mevcut. Ben 10'luk takımımı alıyorum. Ya da siz karşılık takımını işleyecekseniz. Ya da eğer bunları farklı bir takımla işlemeyi planlıyorsanız o zaman bu geometrileri ayrı ayrı yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi hemen buraya geldik. Artık User Defined'de herhangi bir işimiz kalmadı. Bunu auto'ya çekip geliyorum. Buradan bir giriş açısı değeri veriyorum. 2 derecelik bir giriş açısında giriş işlemini yapacak. Tool trajectory kısmında artık Z derinliklerinin alakalı bir işlemim kalmadı. Burada yapacağım. Downstep paso miktarı ve side step yana kayma miktarı. Bunlarla istediğim gibi oynayabilirim. Örneğin 0.8 dedim. Yana kaymaya da 7 mm dedim. Biliyorum tek yönlü ya da çift yönlü kesim işlemini sağlayabilirsin diyorum. Ve bu işlemden sonra gerekli parametreleri buradan ayarlayabiliriz. Makine parametreleri, devir, ilerleme, soğutma sıvısı vesaire. Şu an onları hiç önemsemiyorum. Sağ tuş hesapla diyorum. Sağ tuş hesapla işlemini dedikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi tek bir prosedürde farklı Z derinliklerini işletmeyi sağlayabilirim. Burada geçişlerimiz var bir takım yolundan diğerine. Dilerseniz bunu da burada Clear Associate seçeneğinde 10 mm deriz. 50'ye yukarı kalkmasına gerek yok. Geçişlerini 10 mm'ye kalkarak yapar. Pekala, bu işlemi yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şuralarda kalan bazı yerlerimiz var. Bu da yana kaymadan dolayı. Dilerseniz burada yana kaymayı değiştirebilirsiniz. Burada size step'imiz mevcuttu. 7 yapmıştık. Ya da burada clean bitmap passes deyip sekmemiz vardır. Bu sekmeyi aktif ederseniz eğer kalma ihtimali olan bir yer gördüğünde oraya yeni bir takım yol oluşturmasını istiyoruz programdan. Tekrar hesaplatıyorum. Clean bitmap passes'i seçtikten sonra bakıyorum. Şurada kalan yerler vardı. Bu kalan yerler için program bakın yeniden bir takım yol oluşturdu bize. Hemen takım yolunu kapatıp kalan stoğu açtığım zaman burada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kalan vesaire bir işlemimiz kalmadı. Bu işlemden sonra burada işleyemediğimiz yerler kaldı yine. Yine bunları işlemek için burada kontür geometrilerimiz mevcut. 1, 2, 3, 4 tane kontür geometrimiz var. Bu kontür geometrilerinde yine Z derinliklerimiz farklı olacak. Geliyorum. Tekrardan prosedür diyorum. Operasyon son yapmış olduğumuz işlemi hatırlıyor. Ben buraya geliyorum sadece part kontür kısmına yeni kontürler seçeceğim. O yüzden buradaki bütün kontürlerimi iptal ediyorum. Daha sonra birinci kontürümü seçiyorum. Orta tuş diyorum. Z derinliğime geliyorum. Nereden başlayacak işlemeye? Ben zaten buraya kadar işlemiştim. Eksi 20'den şu en alttaki herhangi bir noktayı yakalamamız yeterli. Eksi 50'ye kadar. İkinci kontürüme geliyorum. Orta tuş diyorum. Eşittirine tıklıyorum. Nereden başlayacak işlemeye? Şu noktadan buraya kadar. Kaçtı o nokta? Direkt yazabiliriz de. Yanlış bir yeri seçtik şu an. Geldim. Aşağıya kadar gideceğiz. Dilerseniz orasını belli bir noktaya kadar işleyip arkada kalan kısımda da oradaki temizlik işlemini yaptırabilirdik. Geliyorum.
Öyle daha doğru olacak. Burasını eksi 35'e kadar işle. Öyleyse şuradaki seçeneği de düzeltelim. Buraya da geldim. Eksi 35'e kadar işledim. Daha sonra yine buradaki seçeneklere geldiğimiz zaman buradaki geometriyi seçtim. Orta tuş dedim. Eşittirine geldim. Yukarıdaki mesafesi nerede? Eksi 15'ten eksi 35'e kadar. Eşittirini kapattım. Geldim bu kontürü seçtim. Orta tuş eşittirine tıkladım. Geldim buradan diyorum ki şu mesafeden başla buraya kadar. Bu da tamamladıktan sonra burada gerekli ayarlamalarımı yaptıktan sonra tekrardan sağ tuş hesaplatıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi biraz öncekinden kalan takım yollarını da buraya oluşturmuş oldum. Şurada görmüş olduğunuz gibi küçük takım yolları mevcut. Dilerseniz bunu ben yana kaymayı düşür diyeceğim şimdi. 5 dedim örnek veriyorum. Hesapla diyorum tekrardan. Bakın yana kaymayı düşürdüğünüz zaman burada daha da düzgün bir takım yolu oluşturdu. Kalan stoğu da görecek olursak artık bu noktadaki yerlere kadar yapacağımız işlemleri çok rahat bir şekilde sağlamış olduk. Burada görmüş olduğunuz gibi dilediğiniz yerde duvara offset bırakabilirdik. Duvara offset bıraktıktan sonra oralara tekrardan temizlik geçebilirdik. Şuraya gelelim dilerseniz. Buradaki bütün kontürlerimize boundary seçeneğinden bir offset verelim. 10'da 5. Buradaki seçeneği yaparken eğer birden fazla kontür seçtiyseniz boundary setting kısmından offset verirseniz hepsini aynı offset'i verir. Eğer bunlara farklı offsetler vermek istiyorsanız geometri kısmına gelip part kontür kısmından burada herhangi birinin eşittirine tıklayıp bunlara farklı geometrilerde offset değerleri girebilirsiniz. Ben şu an için hepsinin aynı offset değerine giriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buradan kalan stoğu gelsin. Duvarlarda 10'da 5 mm'lik bir offset değeri bıraktı. Bu offset değerini temizleyebilmek için bizim prosedür profil close kontür seçeneğini aktif ediyorum. Ve yine aynı şekilde from edge kontürümü kullanacağım. Aynı z derinliklerinde çalışacağım. Sadece ne olacak? Ben burada artık şuradaki kontür offset değerimi sıfırlıyorum. Daha sonrasında yine burada vereceğim downstep paso miktarım vardır. Buradaki clamp diyelim kesin önümüzde. Sıfırlayıp tekrar hesaplattığımız zaman biraz önceki prosedürlere göre çalışaraktan gelip sadece duvarlarda dönme işlemimizi sağladı. Ve duvarlardaki temizlik işlemimizi tamamlamış oldu. Şimdi bu aşamadan sonra yapacağımız işlemimiz gereken yer burada görmüş olduğunuz slot yuvalarımız vardı bizim. Buradaki slot yuvalarına çalışırken bana yine kontür geometrisi gerekiyor. Tekrardan CAD kısmına geçiyorum. Burada wireframe altına geldiğimiz zaman Immediate Curve diye bir seçenek var. Burada şöyle hemen karşımıza alalım. Bu iki tane kontür seçtiğiniz zaman bu kontürün ortasında kalan geometriyi bize veriyor. Geldim yine burayı seçtim. Sağ tuş küçük okey. Geldim buradan burayı seçtik. Sağ tuş onay. Bu işlemden sonra buradaki geometriyi ne kadarlık bir geometri sahip olduğunu ölçebiliriz. Kaçlık takım göndermemiz gerektiğini görmek adına. Şuraya geldiğimiz zaman şuradan çapı alırsak tabii ki daha kolay ölçeriz. 8 çapında bir geometriye sahip. 8'lik bir takım lazım olacak bize yani. Hemen gem kısmına geri döndüm. Prosedür 2.5 eksen profil open kontür. Profil open kontüre geldim. Kontür seçimi sağlayacağım. Buradaki bütün kontürleri iptal ettim. Geliyorum. Birinci kontürüm bu. Artık bunların derinliklerinin hepsi aynı olduğu için buradaki
Z value from edge kontürü seçeneğimiz gerek kalmadı. Burada kontür seçerken dikkat etmemiz gereken tek şey, biz bu kontürün neresinden, merkezinden gideceğiz. Artık burasının da right veya left olmasının herhangi bir önemi kalmamış olacak. Geliyorum, merkezinden gidecek. Seçtim, orta tuş, seçtim, orta tuş, seçtim, orta tuş. 3 tane kontürüm var. Onayladım. Kendime 8'lik bir takım gerekiyor. Geldim buraya. 8 düz dedim. Aşağıdan takım çapı da 8 yaptım. Onay verdim. Motion parametre kısmına geldiğimiz zaman burada giriş çıkışla herhangi bir işlemimiz olmadığı için approach track değerlerini görmüş olduğunuz gibi 0'a çekiyorum. Bu aşamadan sonra burada nereden işlemeye başlayacak? Bu geometriden en alttaki bitiş mesafesi kaçmış? 8. Kaç? Bunu 10'da 5 işlesin diyorum. Bunu yaparken de tek yönlü veya çift yönlü. Burada görmüş olduğunuz gibi nedir? Tek yönlü, bilir, çift yönlü anlamına gelmektedir. Sağ tuş, hesapla diyorum. Hesaplama işleminden sonra görmüş olduğunuz gibi buradaki takım yollarımız oluştu ve kalan geometriye baktığımız zaman buraları da temizlemiş olduk. Buradan sonraki aşamada parçayı ters çevirerek işlemesi gerek. Bunun için de parçamızın alt kısmını işlemek için öncelikle bizim yeni bir toolpad oluşturmamız gerekiyor. Toolpad oluşturmadan önce görmüş olduğunuz gibi arka tarafa açtı. Ne yapmamız gerekiyor? Bir UGS'ye atmamız. Bu UGS'a için UGS Center of Geometry deyip parçayı seçtim. Orta tuş. Ok yönünü yukarı seçtim. Ve kendime yine referans bir nokta belirledim. Bunun ismine de referans 02 diye isim verdim. Referans 02 ismini verdikten sonra yine Active UGS 10 dedim ve onayladım. Görmüş olduğunuz gibi artık referans 02 diye bir yeni UGS'm oluştu. Toolpad diyorum. Buradakine göre yeni bir toolpad mesafesi belirledik. Daha sonra burada program en son kalan stok geometrisini hatırlar arkadaşlar. Hatırlarsanız yukarıdaki temizliği yaparken pakıt seçeneğini kullanmıştık. Bununla beraber dilerseniz farklı bir şeyimiz var. Pakıt seçeneğini yaparken ne gerekiyordu bizden? Bizden bir sınır istiyordu. Şimdi yine prosedür 2.5 eksen ve bunun altında facing diye bir özelliğimiz var. Facing özelliğine geldiğimiz zaman 2.5 eksenin içinde 3 eksen kullanıyoruz aslında. Part surface'e gelip bir geometriyi seçiyoruz ve orta tuş diyoruz. Bunu dedikten sonra yine hangi takımla bu işlemi sağlayacaksak buradan takımımızı belirliyoruz. 20 düzü seçtim. Onayladım. Daha sonra motion parametre kısmına geldim. Buradan geçiş mesafelerimi kısıtlayabilir veya arttırabilirim. Bize kalmış bir şey. Giriş açımı verebilirim. Eğer belli bir sınır çalışacaksak, eğer sınır vermiyorsak zaten takım buradan dışarı çalışacak. Pekala. Burada sınır vermiyoruz. Geometriyi tanıtıyorsak program aynı 3 eksende olduğu gibi parçanın stok geometrisine göre işlem sağlıyor. Buradaki stok geometrisi ne kadarsa buna göre bir takım yolu oluşturacak. Buradaki takım yolunu oluştururken de boundary'yi kapatalım, entry endpoint'i kapatalım. Tool trajectory'ye geldiğiniz zaman paralel veya spiral nasıl bir takım yolu oluşturmak istiyorsunuz? Görmüş olduğunuz gibi paralel derseniz bu eksende bir takım yolu, spiral derseniz de biraz önceki gibi spiral takım yolu oluşturacaktır. Peki bunu oluştururken de stok geometrisinin parçanın üzerinde kalan stok mesafesi ne kadar? Buradan parçanın en üst noktasına kadar bu takım yolunu oluşturur. Pekala, stoğu kapatalım. Geldim. Downstep'imize ne diyelim? 10'da 5. 12 yana kayarak. Bu işlemleri belirledikten sonra sağ tuş hesapla diyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi program ne yaptı? Otomatik olarak sürekli
bizim vermiş olduğumuz slow davrandı. Şu an ne yapıyor? Dışarıdan içeriye gidip içeriden başlıyor. Şöyle yapabiliriz. Buradaki seçeneği dilerseniz bir sınır vererek vesaire herhangi bir şekilde değiştirebiliriz. Veya spiral yerine gelip paralel seçeneği seçecek olursanız hesapla diyelim. Buradaki var olan stok geometrisine göre bir paralel takım yolu oluşturacaktır. Buradaki işleme seçeneği tamamen size kalmış oluyor arkadaşlar. Nasıl bu yüzey temizliğini oluşturmak istiyorsanız bunu buradan sağlayabiliyorsunuz. Şimdi kalan geometriyi temizlemek için burada kullanacağımız yeni bir seçenek var. Yeni bir yöntem diyelim ya da. Çünkü daha önce yukarıda paka seçeneğini kullanmıştık. Ben bu paka seçeneğinden önce buradaki kontürüme offset vermek istiyorum. Bunun için de wireframe'in altında offset seçeneği mevcut. Buraya geliyorum. Takınma. Bir offset değeri veriyorum. 15 mm. Onayladım. Sonra prosedür. Yine 2.5 eksenin altında kullanmış olduğumuz paket spiral kutu seçiyorum. Takımım 20 düz takım yine olsun. Geliyorum. Kontür seçelim. Kontüre geldikten sonra burada en dıştaki kontürün takımın üzerinden gitmesini istiyorum. Orta tuş dedim. Daha sonra burada görmüş olduğum adacıklarım var. Bu adacıkların içine girmesini istemiyorum. Bu adacığı seçtikten sonra eşittirine tıklıyorum. Bakıyorum bunun da üzerinden gitmek istiyor. Hayır diyorum. Bunun dışından çalışacaksın. Şu ok yönü bize takımımızın gideceği yönü gösteriyor. Burada kafanıza şöyle bir şey takılabilir. Ben buradan in seçtim. Bu geometrinin içi değil mi aslında burası? Burada şuna göre çalışıyor. En dıştaki kontür geometrisine göre. Burada bunun iç tarafı şunun ini bunun içinde kaldığı için bu şekilde seçmek gerekiyor. Geliyorum. Buradaki geometriyi aldım. Tekrar eşittirine tıkladım. Baktım yine ters gösteriyor. Ne yapıyor? Bu tarafın işleyeceğinden dolayı doğrudur. Tekrardan geliyorum bu geometriye. Seçtim orta tuş. Şuradan baktım. Tamam. Bu adacıkları işlemeyeceği anlamına geliyor. Doğru mudur? Evet. Onayladım geometrimi. Takımı zaten seçmiştim. Nereden nereye kadar çalışacak? Buradaki sıfır noktasından şuradaki mesafeye kadar inecek. Buraya geldim. Downstep'ini 10'da 6 yaptım. Genel kaymaya geldim. 10 yapalım dedim. Ve sağ tuş hesapla dediğimiz anda burada takım yolumuzu istediğimiz gibi oluşturmuş olduk. Yine daha önceki operasyonda yapmış olduğunuz gibi girişini dışarıdan farklı herhangi bir yerden vermek istiyorsanız geometriye yine burada olduğu gibi yine dışarıdan gelip bir nokta belirleyerek bu giriş işlemini sağlayabilirsiniz. Pekala şu an takım yolumuzu kapatıp işlemeye baktığımız zaman neresi kalmış oluyor? Bir tek burası. Geliyorum onun içinde. Yine prosedür dedim. Buradan kontür seçimlerinden nerede çalışacak? Şu geometrinin içinde çalışacağız. Evet. Geliyorum. Takımımızı onluk takım seçelim. Geldim buraya. Nereden? Sıfırdan başlayacak. Nereye kadar? Bu geometriye kadar. Buradaki diğer parametrelerimi değiştirebilirim yine. Hesapla dedim. Görmüş olduğunuz gibi buradan bu işlemi sağlayabilirsiniz. Kalan stoğumuzu inceleyecek olursak eğer burada da görmüş olduğunuz gibi 2.5 eksenimizle bu parçayı işlemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.